bir fayda varsa Ehl-i Sünnet'ten var. Ehl-i Sünnet'ten başkasından Müslümanlara, Ehl-i Sünnet'e fayda gelmez yani. Şia'dan ne fayda gelecek Ehl-i Sünnet'e? Adamlar hepsinin öldürülmesini istiyor. Onlara göre biz kâfiriz yani. Bizi dinsiz kabul ediyor. Sahabeyi dinsiz kabul ediyor. Bizi Müslüman kabul eder mi? Sahabeyi dinsiz kabul ediyor. Yani böyle bir durumdayız. Ama dünyada işte tiyatro, görüyorsunuz canlı yayınlarda tiyatro devam ediyor. Amerika 2'de 1, İran vuracak, dikkat edin falan diyor. Oradan. Ya dur, daha henüz vurmayacağım. Bizim rahmetli Göktaş'ın işine döndü yani. Tren hadisesi diye anlatıyordu böyle. Tren hadisesinden haberiniz var mı falan, İsmail Han'ın ortasında. Millet de diyordu ki, ne tren hadisesi ya falan, sen de diyorsun 31 Mart vakası mıdır falan. Ondan sonra diyordu tren hadisesi falan. Bütün cemaat oldu, bastonu da kaldırır. Hafif siklet bir adam, benim bile yarım kadar. Ama öyle mi? Bumbur derdi efendi hazretleri. Öyle konuşurdu yani. E işte, trende diyor, kalktım ayağa, bastonu işte kaldırdım falan işte. Sayıyordu işte bir şeyler, şimdi bazısını burada söylemek de çok uygun değil. Komünist, faşist, dinsiz, bilmem ne, ileri gerisi de var. Hepsini bir çuvallan sayıyordu. Bunların hepsinin cins ve cibilliyetine, ondan sonra sessizlik. Sessizlik demek o, ha? Yanlış anlamayın yani. Yapıyordu. Kadının birisi kalktı, durdurun bu adamı dedi, hepimize sövüyor falan. Kaldırdım dedi bastonu, edepsiz, of lügatıyla, edepsiz kadın, daha sevmedim falan bir hareketler. Yani bu Amerika-İran arasını aynı böyle görüyorum. Saldırıyor öbürü, durdurun öbürü, daha durma, saldırmadım, duruyorum falan bir şeyler. Falan böyle. Yani manyak mısınız? Milleti mi manyak zannediyorsunuz? 2 milyar Müslüman avanak mı zannediyorsunuz? Ben bunu ilk başta söyledim, geçen ilk gününde söyledim yani. İran'ın olay neler, ne numaralar çevirdiğini, İsmail Haniye'yi öldürttürdüğünü vesaire. Hepsini şimdi Yeni Şafak'ın yazarları başladılar. Benim dediklerim, beni sevmeseler de bazıları, aynı doğruları yazdılar birkaç tanesi. Biz de bunu dedik yani. İran bu orayı, bu cihadı batırmak istiyor, baltalamak istiyor, Gazze'yi de bitirmek istiyor, Yahudi'ye de Gazze'yi tabaklan taslan sunup buyurun alın demek istiyor.